Herkese merhabalar, ben Aykut Gürgen. Solidkem 2021'in yeni takım kütüphanesinde kesme şartları menüsünde de bazı değişiklikler var. Hadi birlikte bunların ne olduğunu görelim. Takım kütüphanesi ekranında sağda bulunan kesme şartları sekmesine tıklıyorum. Burada karşımda ilerleme ve devri görebildiğim bir ekran mevcut. Solidkem 2021'de varsayılan olarak bir kesme şartını size otomatik olarak ekliyor. Fakat siz buraya istediğiniz gibi örneğin işlediğiniz farklı malzemeler için farklı kesme şartları ekleyebilirsiniz. Boş bir yere sağ tıklayıp ekle dediğim zaman örneğin varsayılan default 1 olarak buna isim de verebilirsiniz istediğiniz ismi. Kesme şartımı belirliyorum. Benim malzemem alüminyumu seçtim. Ve burada frezeleme veya torna olarak bu kesme şartını belirleyebilirsiniz veya her ikisini seçebilirsiniz. Aşağıda bulunan ekranda ilerleme ve devir için iki adet seçenek mevcut. Birisinde M, birisinde T yazıyor. M yazan milling yani freze için. T yazan turning yani torna için kesme şartlarım. Ben bu eklediğim alüminyumu freze olarak seçtiğim zaman bakın tornayı pasifleştirdi. Şu an onu istesem de seçemiyorum. İlerleme ve deviri istediğim gibi giriyorum. Z ilerlemesini girdim. Ve devrimi de 1500 yaptım. İsterseniz soğutma seçeneklerini de siz bu oluşturduğunuz kesme şartı için seçebilirsiniz. Hadi bir tane daha ekleyelim. Ekle dedim. Bu sefer alüminyum değil de başka bir malzeme seçiyorum. Yine devir ilerlememi bu sefer mouse tekerleğini kullanarak da bunları değiştirebileceğimizi öğrenmiştik. Mouse tekerleğini kullandım. Şu şekilde değiştirdim. Şu anda 3 tane kesme şartım mevcut. Bu şekilde kaydedip çıkabilirim. Örneğin herhangi bir operasyona girdim. Takım seçeneğinden bilgi ekranına geldim. Tabii ki buradan istediğiniz gibi operasyona özel bir şekilde de devir ilerlemenizi kendiniz manuel olarak da girebilirsiniz. Veya burada sağda bulunan kesme şartlarına tıklayıp oluşturmuş olduğunuz kesme şartlarını seçebilirsiniz. Şu anda burada baktığımda benim oluşturduğum kesme şartları yok. Bu güzel oldu. Neden yok? Çünkü ben bu takım için oluşturmamıştım o şartları. Hemen takımımı değiştiriyorum. 15 numaralı takım için oluşturmuştum. Tekrar bilgi ekranına döndüm ve kesme şartlarına tıkladığım zaman oluşturduğum kesme şartlarım ekranda mevcut. Alüminyum için oluşturduğumu seçiyorum. Onayladım. Otomatik olarak benim kesme şartlarım gelmiş oldu. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.